Dostlarım hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bir omuz antrenmanı yapacağız ama her zamanki gibi farklı bir antrenman. Not normal yani. Let's go. Dostlar antrenmana başlıyoruz. Isınmak çok önemli biliyorsunuz. Ben kardiyo yapımda ısınmıyorum. Size onu çok fazla tavsiye etmiyorum. Antrenmanın öncesinde kardiyo yaparsanız antrenman sırasında ağırlık için gücünüz kalmayabilir. O yüzden önce bir ağırlık antrenmanınızı sağlam yapın. Antrenmandan sonra yapacağınız kardiyo için zaten herhangi bir güce ihtiyacınız yok, anladın mı? Zaten koşuyorsun. O yüzden ben antrenman öncesinde dumbbell'larımı ısınıyorum. Dumbbell'larımı alıyorum. Yana açış 20 tane. Hemen ardından full rise, yani biraz önce göreceksiniz şu şekilde. Hemen 20 tane atıyorum. Yani hiç durmadan 40 tekrarla güzel hafif kilo ile ısınıyorum. Ben 5 kilo aldım. Siz kendinize göre 2,5 alın. Sağlam bir ısınıyoruz önce. Hop, 20. Dört, beş, on bir, on iki, şimdi bana diyorsunuz ki bu kadar sıcak havada neden polarla antrenmana başladın diyorsunuz. Normalde bu hani soğuk havalarda biliyorsun üşümemek için hem de daha hızlı pump olmak için, ama benimki tamamen bodyci kafası, tamamen görünüş yani. Kendimi pumpsız görmek istemiyorum. O yüzden de kaydettim. Bir kere daha ısınıyorum ama bu sefer bu kadar fazla tekrar yapmıyorum. Bu sefer 10 tane 10 tane yapıyorum. Sonra antrenmana başlayacağız. Bu sefer önce full rise yapıyorum, ardından lateral rise yapacağım. Isınmam bitti. Dumbbell'larımı yerine koyuyorum. Arkadaşlar, top gibi omuz istiyorsanız ekstra şeyler değil. Olay ekstra şeyler değil. En temel şeyler de sizi geliştirecek olan top gibi omuz istiyorsanız doğal olarak şöyle durduğunuz zaman en yuvarlak gösteren kas tipi omuzu medial deltoiddir. Yani şu ortadaki deltoiddir. Yani orta omuz kasıdır diyeyim ben size. Ve yana açış direkt olarak oraya çalıştırır. Dolayısıyla yeni açış çalışırsam, klasik bir çok etkiler. Yeni açış çalışırsam top gibi omuzlarım olur. Olay bu kadar basit. 3 tane dumbbell'ım var. Kendime göre ağırlıklarla 20 kilo, 15 kilo ve 10 kilo dumbbell'lar koyarım. Şimdi tekrar sayısını söyleyemiyorum. 20'lerle yapacağım yapabildiğim kadar. Ancak 20'lerle atıyorum 10 yaptıysam, 1,5 dumbbell alıyorsam onu geçmek zorundayım. En az bir 11 yapmam lazım. Ama ben kendime güveniyorum. Çok daha fazlasını yapabilirim. Siz de kendinize güvenin. Çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Düşündüğünüzden çok daha kuvvetlisiniz ve güçlüsünüz, bunu unutmayın. Bakın bu çok önemli. Kimse kendi gücünün farkında değil. Farkınıza varın kendinize. Hemen ardından diğer düşükleri alacağım. Onlarla da bir önceki yaptığım dumbbell'ın tekrar sayısını geçmeye çalışacağım. Olay bu kadar basit. Buna drop set diyorlar. Aynı hareket ama ağırlık düşürmeye drop set diyorlar. Farklı iki hareket yapsaydım süper set olacaktı. Let's go. Bir de son olarak şunu söylüyorum. Ağır bir dumbbell aldıysanız forumdan bir tık çalabilirsiniz. Yani şunu yapabilirsiniz en azından. Şunu yapabilir, bir tık çalabilirsiniz. Ama genel olarak çok fazla çalmayın. Çünkü zaten hafif dumbbell'larla oraya verdiğiniz hasarı çok çok genişleteceksiniz. Hafif dumbbell'larla forma biraz daha dikkat edin. Let's go. Pardon.
Tamam. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on üç. Oh, mesela 20 ile 15 tane yaptım, hemen ardından 15'i geçmem lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, on, 11, 12, 14, 16. Let's go. Onları aldım. Zor ama en az bir 20 istiyorum kendimden. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18. It's your time. Osurum. Bu hareketi tam 4 set yapacağım aynı şekilde. Aşağı yukarı aynı tekrar olur. Bu tekrarlardan kesinlikle düşmeyeceğim. Bu tekrarlardan düşmek asla yok. En kötü bu tekrarlarla aynı yapacağım. 4 set yapacağım ama 2 set sizin için çekmeyeceğim. Şimdi ben 2 tane daha yapıyorum. Bir de son sette sizi çekeceğim. 4 set. 3 set yaptım son setim. 4. setime giriyorum yine aynı hareket. Hiçbir zaman ilk setin tekrarlarından daha düşmedim. Fena pump oldum bu arada. Nasıl lan son set? Kalkmıyor artık. Ben kaldırırım onu. En az 20 çıkartmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Bakın böyle yapsam bile bırakmıyorum. 13, 14, 15, 16, 17. Let's go. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, birinci hareketim bitti. İki tane daha hareket yapacağım. En temel, en güzel hareketler. En çok omzunuzu harbiden yorulmalar. Tekrar sayısı biraz fazla. Set sayısı biraz farklı ama çok etkili bir antrenman. Bir sonraki harekete geçeceğiz. Biz bir şuraları kuralım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi yeni açış yaptım. 4 set. Onu da fark ettiniz. Tekrar sayıları biraz daha fazlaydı. Şimdi bir sonraki harekette tekrar sayıları az ama ağırlık çok daha fazla. Çok yoruldum. 5 tane
öne, 5 tane arkaya süper set şeklinde, yani hiç durmadan shoulder press yapacağım split machine'de. Ama çok yoruldum ve ağır. 5 tane öne, 5 tane arkaya nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diye bir şey yok. Eğer yapmam gerekiyorsa yaparım ya. Bu kadar. Ne kadar zorlansam da 5 tane öne, 5 tane arkaya. Let's go. Let's go, one more time. Dostum, birincisi, bir tane söylenti var biliyorsunuz. Salonlarda bağırmadan antrenman yapın bilmem ne. Bağırmadan antrenman yapıyorsanız eğer, antrenman yapmayı bilmiyorsunuz. Eksik yapıyorsunuzdur, yapmıyorsunuzdur, kaçıyorsunuzdur, bunu unutmayın. İkincisi, ben size videonun başına dedim ki, düşündüğünüzden çok daha kuvvetlisiniz dedim ve ben neredeyse 10 yıldır bu sporla ilgilenen birisi olarak biraz önce diyordum ki 5 öne 5 arkayı nasıl yaparım diyordum. Düşünüyordum nasıl yaparım 5 öne, çok yorgunum diyordum, ne yaptım? 5 tane arkaya yaptım, 7 tane öne yaptım. Düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz, tamam mı? Güvenin bana, düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz. Tekrar sayılarınızı, ağırlık sayınızı arttırın. Siz Türksünüz oğlum, siz Türk. 4 set yapıyoruz. Yine birinciyi çektim size, 2 ve 3'ü çekmedim. Ama inanın bana 2 ve 3'te de düşündüğüm tekrar sayılarını geçtim. Düşündüğümden çok daha kuvvetli. Son setimi yapıyorum. Ondan sonra sol hareketime geçiyorum. Onu da çekiyorum. Antrenman bitiyor. Temel hareketler. Size en çok geliştirecek hareketler. Düzgün tekrar ve düzgün kombinasyon. Etkili antrenman. Ekstra fazla 7-8 harekete gerek yok. Fazla hareket fazla gelişim demek değil. Unutmayın. Bu sefer önce öne yapacağım. Sonra arka yapacağım. Bu arada 2 setime önce arkaya diye başladım. 3 ve 4. setime önce öne olarak başlıyorum. Eşit olsun. Küçük bir detay ama küçük bir detay geçerli. Hatta ben sürprizleri çok severim. Bu kadar da değil ama 7,5 bile değil. 5 5'e çıkmayın. 7,5 olmaz. Bir tane 5 alıyorum buradan. Ya da bakın, videoda yine kendime çok güveniyorum. Düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz. 7,5 7,5 ekleyeceğim. Birazcık deli cesareti, cahil cesareti, ne isterseniz ondan istiyorum sizden. Birazcık cesaretli olun. Güvenin kendinize. Şimdi çocuklar diyor ki yol yapıyor, denedi, biliyor kaldıracağım, yemin ediyorum bilmiyorum. Belki kaldıracağım ya da biliyorum. Ama zorlamak önemli. İçime sinmedi. Zaten son hareketim, son set bitiyor. Evet. Thank you.
antrenman şiddetini. Neden gelişemediğinizi anladınız mı? Bu yüzden gelişemiyorsunuz. Antrenman yapmıyorsunuz. İkinci suyumu açtım. Antrenman sırasında ve gün içinde su için. Su içmezseniz yediğiniz yemekler, o kadar yediğiniz sağlıklı beslenme hepsi piç olur. Hepsi gereksiz olur. Candır. Bir sonraki hareketler. Yine 4 set. Tekrar sesli fazla. Biraz önce zaten çok ağır yaptık. Hazırı verdik. Tekrar sesli fazla. Top gibi omuzlar için. Gerek yok bu antrenman. Dört set yapıyorum. Sol elimle başlıyorum. 10 tekrar yavaş yapıyorum. Sağ elime geçmeden öndekini tutuyorum. Bir sonraki harekete geçiyorum. Yapıyorum. Ondan hemen sonra sağ. Bir sonraki sette tam tersi. Önce sağla başlıyorum. Sonra ortadaki, sonra sol. İzleyin, anlayacaksınız. Beni anladınız mı? Bir sonrakinde tam tersi yapıyorum. Bir sonrakinde birinci set gibi, dördüncü sette de bir sonraki gibi. Dostlarım, iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi, ilk hareketten sonra geçtiğim hareket var ya şu, öne doğru kaldırma. Bu öne doğru kaldırmada halatı birbirine değdirmiyorsunuz. Halatı birbirine değdirmeyin, anladınız mı? Halatlar bu şekilde. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Birbirinize değdirirseniz çok daha hafif, çok daha kolay yaptığınızı göreceksiniz. Kımaya kaçmıyoruz. Ayrı olacak halat uçta birbirine. İkinci söyleyeceğim. Omuz antrenmanının son antrenmanı. Diğerlerini deyip tekrar saydım. 15 yana açış. 20 tane, 15 tane de ön açış yaptım. Antrenmanım son. Bundan sonra gideceğim. Evimde dinleneceğim. Kız arkadaşımla buluşacağım. Gökhan abiyle bir yemek yiyeceğim. Serbestim. Antrenmanımın son hareketi. Bunu sağlam yaparım de içim rahat olur, anladınız mı? Thank you.
One more time, 5 tane. 'la çalıştık. Makineyle çalıştık. Cable'la çalıştık. Farklı farklı varyasyonlar yaptık. Çok etkili, çok güzel. Olması gereken hareketler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Umarım bir şeyler öğretmişimdir size. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ben Ne Yıldırım. Yani abone de olabilirsiniz. Videoya lütfen like atın. Emek var. Hazırlandık, geldik. Sabah Gökhan abi bekledim kapısının önünde. Bunu da size söyleyeyim. Bir şey yapmak istiyorsanız Ebru yapmam lazım. Mesela Gökhan abiye yapıştım ben. 2 hafta böyle abi ne olur video, abi ne olur, artık ihtiyacım var ne olur video. Bak sen kendin söyle, sabah seni beklemedin mi? Yemin ederim sabah gittim, stüdyosunun önünde adamı bekledim. Yapın, isteyin, çabalayın. Hayatı bir kere geliyorsunuz.